Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Hayatından eğitim setimizin 3. videosundayız. Artık yavaş yavaş programlamaya geçebiliyoruz Programımızı kurduk. Tuşların aşağı yukarı ne anlama, ne anlama geldiklerini ve ne yaradıklarını öğrendik. Artık Hayatından programlamadaki ki en önemli şey olan ham maddeye geçebiliriz. Ham madde programlamasına. Öncelikle arkadaşlar programa başlamadan önce tabii ki de program dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Program açtıktan sonra önce de öğrendiğimiz programlama kısmına geliyoruz. Manuel manuel işletim Buradan bu tuşla beraber programlamaya geliyoruz. Ardından ne demiş arkadaşlar? Program management. Buradan sonra program management'e gelip buradan TNC değil de direkt SFT de kaydedebilirsiniz. Sizde de iki tane olacaktır. Veya buraya da kaydedebilirsiniz. Pek fazla şey olmuyor. Öncelikle buraya Yeni bir dosya koyalım, yeni bir dosya yapmamız gerekiyor arkadaşlar, yeni bir dosya yapacağız. Öncelikle TNC'ye girip, buranın içine geldikten sonra bakın, buradan buraya tıklayacaksınız. Buradaki tuşlardan Sağa geçip, buradan yeni dosya diyeceğiz. Yeni dosya yaptığımızda sadece burada dosya olacak ama biz Klasör istiyoruz. Onun için TNC'ye basıyoruz burada. TNC'nin üstüne geliyoruz. Buradan sağa Yeni dizin gelene kadar. Yeni dizine bastıktan sonra buraya yeni bir klasör Mesela programları Yeni dosyaları oluşturduk. Ardından dosya içine girdiğimizde buradan yeni dosya diyoruz arkadaşlar. Dosya adı ilk programımız olacağı için ben buraya şimdi sadece bir yazacağım. Şimdi arkadaşlar sadece bir yazıp OK'ye OK basarsanız eğer bunu bir program dosyası olarak <laughs> işlemez. Hatta size göstereyim gördüğünüz gibi. Hatta H2 kendi otomatik olarak ekledi. Şimdi buraya arkadaşlar bir yazdıktan sonra nokta koyup H koymak zorunda sıra meclisiniz. Çünkü H, H9, h kısaltmasıdır. H9 Klartext Programı diye geçiyor. Mesela H yerine i yazarsanız da normal bizim bildiğimiz ISO programı, programı yazabilirsiniz. Ama biz buraya nokta H dedikten sonra Okey diyeceğiz. Burada bizim programımızı milimetre de mi yoksa inçte mi pro program yazacağımızı soruyor. Milimetre diyoruz. Evet. Şimdi arka arkadaşlar aslında asıl olaydayız. Şimdi TNC 640 gibi modern bir sistemde burada 3 tane titriğimiz var. Yani bizden gördüğünüz gibi dikdörtgen bir parça mı yoksa böyle bir parça mı yoksa yoksa yoksa, yoksa kesik kesik bir parça olduğunu soruyor. Bunları üstünüz farklı şekilde isteyebiliriz ama çoğu TNC mesela diyelim ki e, eski model kullanıyorsunuz ki kesin böyle Eski sadece buradaki arkadaş bulunur. Bu ikisi TNC yani e TNC 530'un e, 2020 2000 20 güncellemesiyle gelmiş olması lazım. Yoksa bu ikisi o zaman da yoktu. Sadece bununla yapıyorduk. Diyelim ki eğer yuvarlak parçanız var. E, çapı diyelim 100 150 biz yine dikdörtgen alıp öyle programlıyoruz zaman ama artık bu var. Daha hem daha kolay oluyor. Lakin şu an biz ilk programımız için ben küçük bir eee Haydn kendi kılavuzundan küçük bir çizim aldım. Bu çizimi öncelikle programımız programlamayacağız. Aksine sadece blok formu öğreneceğiz. Yani blok formu bunun sıfatı ham maddeyi nasıl verebiliriz? Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada dikdörtgenimizi seçiyoruz. Blok form Kısa nokta bir z. Şimdi grafik işlemimiz şimdi bizden e, spindle'imizin eksenini istiyor. Normal, mi, normal bir 3 eksenli makine düşünelim. Tabii ki spindle'imiz e, set eksenindedir. Buradan set diyoruz. Yani buradan direkt enter diyoruz. Enter sonra bizden ham parçalarımı minimum x diyor. Şimdi arkadaşlar bizim minimum x'imiz nedir? Buradan küçük bir öz, 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 örnek göstereyim buradaki, buradaki resimden. Şimdi minimum başlayacağımız yerdir. Yani makineye iki doğrusal yere gönderiyoruz. Minimum diyelim ki minimum x x0. x0'dan hem buraya hem de buraya dümdüz bir çizgi gönderiyor. Biz ikinci satırdaki tanımlamada max'a e verene kadar. Max'a e verdikten sonra bir çubuğu oraya atıyor. Bir çubuğu oraya atıyor. Max'a e da kendini birleştiriyor. O şekilde programımız ham maddemizi belirlemiş oluyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Diyelim ki %100'ü parçamız var. Ben burada yazdım işte dikdörtgen 100. Buradan ona dikdörtgen her her şey yüzeyinde yani dikdörtgen yüze 100 yüz demek yani x'i de y'si de yüz. Ee, yüze bir parçanın blok formülü yani ham madde tanımını yapacağız. Programa göre yani çizime göre sıfır noktamız burada. Bu iki daire içindeki sağ boyalı köşe bu parçamımıza referans noktası demektir arkadaşlar. Bunu bilmek seni olursa ya bu simgelerin ne anlamı geldiğinde önümüzdeki videonun içinde küçük bir yere e, tekrardan gösterebilirim. Bu parça parçadaki referans noktası demek. Yani parça sıfır parça sıfırdır bu işaret. Parça sıfırı burada ise her çizimde budur. Eğer hani çizimde parçanın hangi yönden ölçülendiğine göre o yöne referans noktasını koyarsınız. Yani aslında iş böyle yapılır yani. Şimdi buradaki noktamızın burada referans noktamızı buraya koyacağız. Yani adam şöyle bir çoklamış buradaki. X0, Y0. Buradan bu şekilde gideceğiz. Burada olabilirdi. Burada da olabilirdi ve burada da olabilirdi. Bunların hepsinin örneklerini yapacağız ama öncelikle kafanı karışmaması için basitinden zoruna, zoruna, doğru gideceğiz. Yani daha kolaydan karıştığında doğru gideceğiz. Çünkü hepsi kolay aslında. Biz öğrenene kadar. Buradaki sıfır noktamız. Şimdi Bunu program üzerinde alacağız arkadaşlar. Programa geliyoruz. Hatta şunu şuraya küçülsem çizime bakıp alsak daha iyi olur bence daha çok küçük oldu şöyle yapayım arkadaşlar Evet. 100'e 100. Şimdi bizim sıfır noktamız burada. Yani minimum noktamız bizim burası. X sıfırda. Buraya buraya x sıfır dedikten sonra enter batıyoruz. Şimdi bizim burada minimum yemiz soruyor. Aynı şekilde eğer yani bakacak parçalama simetrik değil. Bir şey değil. Sıfır sıfır oranlanmış. Sıfır noktamız burada. O zaman minimum noktamız 7 ile 0 oluyor. Şimdi bizden minimum s soruyor. Şimdi bizim setimizin o belki burada vardır. Evet, minimum setimizin minimumu burada. Yani o da aşağıdan yukarı doğru gidecek. Şimdi eğer parçamız, ham parçamız diyelim ki burada eksi 40 göstermiş, bizim kendi çizimimizde diyelim ki hadi eksi 20 olsun. Burada da arkadaşlar parçamız ne kadar yükseklikteyse diyelim ki eksi 20 diyorum çünkü burada hadi eksi 20 yapalım. Eksi 20. Şimdi bizden maksimumu soruyor. Ve bu parça yüzde yüz. Ne yapacağız? X'imiz yüz. Y'imiz de o zaman yüz. Çünkü y de yüz. Yüzde yüz parça. Şimdi burada maksimum z de dediğim gibi yukarı çıkacağı için z'imizi biz yani setimizi burada tam burada istiyoruz. Sıfır olacak z'imiz bizim. Buraya da sıfır yazıyoruz. Bu şekilde blok form işlemimiz olarak çıktı. Şimdi acaba ben ham maddemi doğru mu e, yazdım diye kontrol etmek isterseniz eğer buradan program simülasyonuna girip program testine tekrardan program menajiminden buradan son dosyalardan bizim programımızı seçtikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi blok formumuzu doğru bir şekilde yani yazdığımızı görebiliriz. Bu bizim ham maddemiz. E, blank formumuz şu anda doğru bir şekilde burada 100'e 100'e 100 bir parça gördüğünüz ee, gibi yüzde yüz bir parça. Aynı şekilde x akses de öyle. Ve z'miz de 20. Şimdi eğer biz sıfır noktamızı arkadaşlar burada değildi de biz sıfır noktamızı eğer burada isteseydik ne olacaktı? Veya Öncelikle şurada yapalım. Sağ atlayalım. Diyelim ki ben sıfır noktamı x'im burada. Hadi y'im burada veya ama x'im burada değil. Diyelim ki x'imiz burada olacak. Onu nasıl yapıyoruz? Şuraya bir karalayayım. Diyelim ki bizim şeyimiz burada olacak. Bizim sıfır noktamız burada olacağız. Öncelikle blok formunun üstüne gelip sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şey, bir şey değiştirmek zorundayken eğer sağ ok'a bastıktan sonra değiştirebiliyoruz. Şimdi bizim arkadaşlar x'imiz 0. Minimumumuz şimdi bizim o tarafa kaydı. E ne yapacağız? Şu an bizim minimumumuz nerede? Yüzde. E, ne yapacağız o zaman buraya arkadaşlar? Buraya eksi yüz diyoruz. Ben block. E y'imiz nerede? E ben y'imiz sıfır dedim. Sıfır yine aynı. Sıfır y sıfırda kalıyor. Eğer yukarıda istedik diyelim ki sıfır noktamız Burada değil de. Burada olsaydı o zaman y'imizi değiştirmek zorunda. Ama şu anda y'imizi değiştirmek zorunda değiliz. Z'imiz yine aynı kalıyor. Burada değişim işlemle x artı 100'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? E, sıfır yapıyoruz. En Program testine geliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Şu an sadece değişen referans noktamız değişti. Burası değişti. Yani program yazarken artık referansımızı buradan değildi. Referansımız artık x buradan alacağız. Yani ne, ne oluyor şimdi? Burada dedim ki yani x artı 10'a ona, ona gidecek frezimiz. burada artık şimdi, noktamız burada olmadığı için x artı 10 yerine noktamız burada olduğu için x eksi 10 diyeceğiz. O zaman buraya gidecek yani. Veya biz tam frezimizin buraya gitmesini istiyoruz eğer. O zaman x minus yani x eksi 90 diyoruz ama 90 buraya gelecek direkt. Çünkü noktamız burada. Ama bir şimdilik parçamızı programlamak, programlamak istiyorsak eğer tekrardan bunu şey yapayım. Tekrardan bunu sıfıra sıfır yapayım. Çünkü daha diğer üst mi göstereceğim. Burada aynı kalıyor. Şu an yine arkadaşlar sıfır noktamız bizim burada. Yani referans noktamız yine bizim sol alt köşede. Çizimde belirtildiği gibi. Diyelim ki size bir çizim geldi. Eğer çizimde Hangi yönden ölçülendiyse eğer sıfır noktanızı oraya koymanız gerekiyor. Şimdi Bilmiyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da çoğu çizimlerde programcılara e, yardımı dokunsun biraz daha kolay olsun programları diye bazı çizimciler e, sıfır, buradaki referans belirtme işaretini parçanın belirgelerini koyarlar. Ben de ara sıra yapıyorum. Bir kısımda programlanmak için çizim verdiğimde çok işe yarıyor. Yani size de buradan bir tavsiye olsun çizimde hangi taraftan ölçülendiyse eğer. Benim bakın buradan buraya ölçülenmiş, buradan buraya ölçülenmiş. Yani teorik olarak burası bizim en doğru noktamız. Şimdi burayı gösterdik, burayı gösterdik. Hadi bir de sıfır noktamızı buraya koyalım. Nasıl olacak? Şimdi x'imizin minimum minimum nerede arkadaşlar? Yine burada değil mi? Yine aynı eksen üzerinde. X'imiz burada 0. Ama y'imiz nerede? Y'miz 0'a değil. Y'imiz nerede? Y'imiz artık yüzde arkadaşlar. Y'ye eksi 100 diyoruz. Çünkü minimum. Minimum olduğu için buraya eksi yazıyoruz. Artı maksimum için. Minimum y. End block diyorum burada. End end block. Şimdi alt tarafını, alt tarafını ne değiştiriyorum? X yine 100. Çünkü bu tarafa doğru gidiyor. Ama y zaten 100'de Ne yapacağız? Aşağı inecek. Yani y artı 0 olacak. Burada artı 0 bizim. Burada arkadaşlar. Bakın. Programımız şeyinde bakın. Yine doğru. A maddemiz yine doğru. Çünkü eğer burada yazdığımız sayılarda bir yanlışlık olsa da ya. Burada direkt hata verirdi. Hatta size hatayı da göstereyim nasıl vereceğini. Ee, hatta şuraya y'yi hiç değiştirmeyin. O zaman hata verecek bize. Ah, bir dakika. Şöyle diyelim ki eksi diyelim. Bakın bize hata verecek şimdi Tümce kuruluşu yanlış. Niye? Çünkü yanlışım çünkü, çünkü yanlış sayılar belirttik. Şimdi buraya tekrar sıfır yapalım. Evet. Tekrar buraya gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bizim artık bizim sıfır noktamız burada. Hatta fark etsiniz, Hatta arkadaşlar fark etsiniz, buradaki okların da yerleri değişiyor. Bakın x artık aşağı doğru geliyor. Y bu doğru gidiyor. şekilde. Şimdi burayı gösterdik. Şimdi hadi bu gelin buraya geçelim. Yine tekrardan programıma girip blok formu yine eski hale getiriyorum. 0 0 Burayı da x 100 y y 100 yapıyorum. Y 100. Şimdi tekrar yerde yine başladığımız yerde. Çizime göre yine burada. Burada burayı gösterdik, burayı gösterdik. Şimdi noktamızı buraya alacağız, buraya alacağız. Ne yapıyoruz? Hem bu sefer hem x'imiz farklı, hem y'imiz farklı. Yani şu anda x bizim bizim nerede? X eksi yüzde arkadaşlar. X eksi yüz. Çünkü burada eksi yüz. Y'imiz bu sefer nerede y'imiz? O da eksi yüzde. Maksimumlar nerede? Onun tam çaprazında. Y0 X0 0 0 End block. Artık sıfır noktamız bu köşede. Hani Artık bu köşeden programlayacağız. Bakalım. Reset başlat. Bakın. Hiçbir hata vermedi. Doğru yani. Artık sıfır noktamız burada. Ham madde tamamı aslında çok kolay arkadaşlar. Çünkü zaten dört köşemiz var. Veya hani diyelim ki hadi ben yemi köşeli değil diyelim ki simetrik parçanız var. Yani simetrik parça derken diyelim ki bu parçanızda çizimde şu işaret var parçanın tam ortasında. Biraz kötü çizim ama yani parçamız simetrik. Burada ne varsa aynısı da burada olacak. Hatta ve hatta bu parçayı bir simetrik bir programlayabiliriz. Çünkü niye? Tamam hani buradaki chamfer 10, bu da 20 pa. Ama bunları bu iki pa'da 20 yaparsak eğer bu paylaşı çok kolay bir şekilde simetri programlayabiliriz. Şimdi diyelim ki bizim simetrimiz var. Ama şu anda y simetrik? Şimdi y'yi simetrik yapmak istedik arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi ben tek adam ham maddeyi eski halini çevireyim. Yani sıfır sıfır yapmam lazım tekrardan. Ki size daha iyi anlatabilmek için. Sıfır, sıfır. Yüzük parçamız vardı. Yüz ve yüz. Bakalım. Gördüğünüz gibi yüz yüz. Şimdi ama ben y eksenimi simetrik istiyorum. Orta alacağım çünkü. Çünkü çizim ortalı. Ortalama şimdi eğer çizim ortalıysa arkadaşlar program yazdıktan sonra parçanızın gerçekten güzel bir şekilde çıkmasını istiyorsanız eğer parçanızı çizime göre programlayın. Şimdi tamam simetrik ama siz bir şekilde ölçtünüz, biçtiniz. Bunu normal programlayabilirsiniz tabii ki de ama simetri o zaman e, doğru çıkmaz parçanın en sonunda. O yüzden arkadaşlar çizimde, ne, çizimde neyse programında çizime göre yapın. Çizimimiz simetrik. Y eksenimizi simetrik vermiş. X normal. Çünkü de olsaydı o zaman böyle verirdi. O zaman da ile Y'miz sıfırı ortada olurdu ama şu anda Y'mizi ortada alacağız. Şu anda Y'miz ortada. Ne yapıyoruz? X sıfır buluyor. X sıfır duruyor arkadaşlar. Şimdi Y'mizin parçamız ney? 100 değil mi? Parçamız bizim 100. Parçamız 100. Parçamızın büyüklüğünü arkadaşlar uzunluğunu 2'ye bölüyoruz. Çünkü ortalayacağız alacağız ya hani gibi parçamız bizim 100. Ham maddemiz 100. <laughs> ham maddemizi 2'ye böleceğiz. 100 ise şu an burası kaç oluyor o zaman? Eksi 50. Burası eksi 50. E burası ne? Burası 100 olamaz. Yemiz, yemiz ne olacak burada? Artı 50 olacak. Şu an ne oldu? Burada bir şey değişmiyor. Ama bizim programdaki sıfır noktamız değişiyor arkadaşlar. Yani şu anda ben desem ki işte ee, l x 10 y 10 desem şimdi y 10 nereye gider biliyor musunuz şimdi 10 buradan yukarıya, buradan yukarıya artı buradan yukarıya eksi yapacağı için buradan yukarı 10 gider. Yani y 60 etmiş olur teorik olarak. Hani or çünkü simetri aldık bir kere. Çünkü burası artık y için 0. Burası y'ye artık 0 arkadaşlar. Çünkü ortada aldık. 50 50 şu anda. Artık artı artı 10 veya eksi 10 diyeceğiz. Çünkü 50'ye kadar sınırımız var. Şimdi desem ki eğer y eksi y 50 şu an o zaman buradayız. En aşağıdayız. y artı 50 desem yine buradayız. Çünkü y'miz artık ortalı. Aynı işlemi aynı işlemi de x, x arkadaşlar. Şimdi diyelim ki y'miz normal ama x'imiz simetrik. x'imiz ortada istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? x x 50 burası 0 kalacak. x 50 x artı 50 Evet şu anda x'imiz ortalı ama y'imiz yine burada. Yani y'imizin y'miz, y'imiz sıfırı burada. X'imizin sıfırı burada. Ekstradan şu an böyle. Şimdi ben desem ki eğer ee, L X 10 X 10 Y 10 desem ne yapar o zaman? Buraya gidecek. Yani Y, y 10 burada olduğu için X 10. Şimdi X'imizin 10'u buradaysa. Ee, pardon. Şimdi eğer ben desem ki daha yeni karıştırdım Şimdi Eğer ben desem ki şimdi linea X 10. Şimdi artı bu tarafta. Artı 10 buraya gidecek. Çünkü x'imiz artık ortada. Yine y'deki aynısı geldi. Simetriyi ortaya aldık. Şimdi eğer desek ki parçamızın tam ortası diyelim ki çok çok bir parçamız var. Dikdörtgen tam ortaya bir delik geliyor. Normal delik. Ve çizimimiz böyle. Ortada iki tarafta simetri. Ortada şöyle kocaman bir delik var diyelim hadi. Ee, çapı onluk. Örnek veriyorum. E ne yapacağız? Şimdi eğer e, küçük patlatma arkadaşlar şimdi eğer programı böyle alırsak eğer makineye başında parça taktıktan sonra e, tasları ile aynı şekilde sonklarını almamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Şimdi x'imiz ve y'imiz de tam ortaya aldık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok basit. X el, x el, x'imiz zaten midede duruyor. E Y'imizde de aynı daha, daha yaptığımız aynısını yapıyoruz. Yine x el el blok aşağı iniyoruz. Y bu sefer de artı 50. E şu an sıfır burada. Şimdi ben burada desem ki eğer L, x sıfır y sıfır ortaya gelecek. Ondan sonra zaten benim ondan sonra delme e, siklusunu yaptığımda da zaten otomatik olarak delecek oraya. Yani şu an ham madde bu kadar arkadaşlar. Çünkü ham madde de aslında kim yapacağız aslında şeyler burada. Ya ortaya koyacaksınız ya sağa ya sola sağ ya, ya, ya da köşelere. Ham madde çok önemli. Çünkü programınızı ham maddeye verdiğiniz referans, notlarına göre programına devam edeceksiniz. O kadar çok fazla çünkü benim kocaman bir ortna, benim kocaman bir dosyam var. Aydın programı örnekleriyle. Zamanında öğrenirken hepsi ben toplamıştım, sakladım. Tam da bu set için saklamışım yani. İçinde o kadar fazla yazacağımız yazı, yazı, program var ki. O yüzden yani bu eğitim setini arkadaşlar izlemeyi bırakmayın. Belki 50, belki 60 bölümler olacak. Belki daha fazla bilemiyorum çünkü tüm videoları yarım saatten tutarsak eğer 50-60 veya 70 videoya tekabül ediyor. O yüzden lütfen izlemeyi bırakmayın. Bir sorun olursa eğer videonun altında belirtin. Şu an ne öğrendik arkadaşlar? Program dosyasını e, hani yeni bir dosya eklemeyi öğrendik. Gördüğünüz gibi şimdi artık ben programdan program yönetimine geldiğimde artık bir program burada. Dosyam burada program burada girdi. Benim program burada duruyor. Blog form burada. Ee, diğer videomuz arkadaşlar artık sonunda ilk programımızı driver yazacağız. Yani şu an bizim programın en önemli şeyini öğrendik. Blank formu öğrendik, hammadde tanımlamasını öğrendik. Diğer videoda ben yine aynı yazacağımız programı çizimini buraya koyacağım. O parçayı nasıl programlan yani nasıl programlayacağımızı göstereceğim. En böyle olacak. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Kafanızda soru işareti kalmamıştır. Bir sorunuz varsa seve seve yorumlar kısmında belirtin. Hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videoda.